Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Yoğun dizi programından vakit buldunuz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Yani nihayet buldum. O diziler öyle çok dertli. Evet. Bitmiyor değil mi? Evet evet yani bu uzun diziler yani hem 102 sayfa 103 sayfa falan geliyor. Yani sinema filminden uzun. Dolayısıyla yani bir sinema filmini bir ayda ya da iki ayda çekildiğini düşünürsen 5 günde bilemedin 6 günde yetiştirme gibi böyle bir şey var. Ama şöyle bir şey var bir yandan da halen en çok izlenen şey de uzun diziler birinci sırada. Evet. Hani dijitallerden daha şey yani. Türk insanı bezmedi bu uzun evet, dizi seyretmekten. Evet, bezmedi. Şimdi biz Google bilgileriyle sizin hayatınızın ufak bir belgeselini yaptık. Hı hı. Lütfen yanlış olan her yerde durdurun. Burası yanlış ve bunun doğrusu böyle değil. Tamam. Ya da evet bunu böyle yaptım ama bir sorun bakalım niye böyle yaptım diye bize anlatın. Tamam oldu. Buyurunuz. ...1980'lerin sonu, senaryosunu Selim İleri'nin yazdığı, TRT için çekilen Yalancı Şafağan setindeyiz. Başrol oyuncusu Nur Sürer, set arasında bir boşluk bulup ünlü yönetmen Tunç Başaran'la buluşmaya gider. Beyoğlu Balık Pazarı civarındaki buluşmada, Başaran birkaç ay önce tesadüfen okuduğu bir kitaptan uyarlanan senaryoyu teslim eder ona. Sürer hiç bekletmeden inceler ve tamam der. Uçurtmayı vurmasınlar da cezaevinde büyüyen Barış'ın sevgili incisi olacaktır. Hem sanat filmi ruhunu koruyan, hem politik bir tavır gösteren, hem de gişe hasılatı rekorları kıran çok özel bir iş olur 1989 tarihli Uçurtmayı Vurmasınlar. Nur Sürer'in kariyerinde ise tam bir dönüm noktasıdır. Çocukluğundan itibaren özgürlük için mücadele eden bir oyuncudur ve özgürlüğünü kaybetmiş bir karakteri canlandırarak unutulmazlar arasına girmiştir. Onun zorlu çocukluğu 21 Haziran 1954'te Bursa'da başlar. Anne babası ona Şennur adını koyar. Ama biz bu bilgiyi aklımızda tutarak burada kendisini tanıdığımız Nur ismiyle anmaya devam edeceğiz. Nur, 4 kardeşin 2 numarasıdır. Çalışmayı pek sevmeyen biriydi diye anlattığı babası Ahmet Bey'le annesi Rabia Hanım o 7 yaşındayken ayrılır. Yoksul bir çocukluktur Nur'unki. Annesi temizliğe gittiği evlerden onlara yiyecekler getirir. Okul yönetimi tarafından seçilerek şehrin ileri gelenleri tarafından erzak, kırtasiye, kıyafet yardımı aldığı günlerde duyduğu utanç onu hep kahreder. Annesi daha sonra bir kez daha evlenir. Üvey babası eli sıkı olmakla beraber iyi bir adamdır. Zaten Nur'un da asıl derdi annesiyledir. Otoriter bir kadın olan Arnavut kökenli Rabia Hanım, erkeklerden dost olamayacağına inanan, hatta Nur'un kız arkadaşlarını bile sevmeyen bir karakterdedir. Ama bu kızını dize getirebileceği anlamına gelmez elbette. Hatta aksine okuldan kaçıp sinemaya giden, dönemin meşhur diskoteklerinde takılan, okul eteğini yukarı çekip boyunu kısaltan, sevgilileriyle gezen bir evladı olmuştur. Dik kafalı kızı için ben ondan korkuyorum demişliği bile vardır. Bir dakika. Ne kadar aksiyon dolu bir çocukluk. Evet. Evet. Yani esasında bu yoksulluğu yani çok da vurgulamak istemiyorum bundan sonra çünkü şey yani bizi çok şimdi daha zor galiba yoksul olmak. Yani o dönemde daha farklıydı. Evet şimdi evine ekmek götüremeyen insanlar çok öyleydik biz de ama şey değildik, endişeli değildik, mutsuz değildik. Onu düşünüyorum da şimdi bazen. Ama bizim büyüdüğümüz o dönemde yoksul, o dönemin yoksulluğuyla şimdinin yoksulluğu arasında çok büyük fark var bence. Evet, evet. Geçen gün bir şey gördüm Arman. Bir otelde çalışıyorduk. Çok o şey arabalar böyle trilyon, milyonluk arabalar, trilyonluk demeyeyim. Milyonluk arabalar ve o arada
içeriye girmeye, pardon otel değildi, bir alışveriş merkezi. İçeriye girmeye çalışan, orayı gezme fikri olan gençler gördüm. Ve orada yani orta sınıfın tamamen ortadan kalktığını gördüm. Acayip bir resim. Oturdum orada, epey onları seyrettim. Şöyleydi yani. Yani yoksullar ve zenginler var bu ülkede artık dedim. Doğru. Yani arada böyle bir sınıfı yok ettiler. Bazen böyle bir şey almaya girdim ve yiyecek falan. Belli yani normalde SSK'dan aldıkları emekli maaşıyla değil, daha yüksek maaş alan insanları görüyorum. Ve bir yağın önünde karısıyla şu daha fazla, bu daha fazla, bunu mu alsak falan gibi 10 dakika tartıştıklarını falan şey yapıyorum. Yani bu bir başkası bunu belki görmüyor, belki oyuncu olduğum için ben daha fazla görüyorum, daha gözlemliyorum falan. Yani o yoksullukla şimdiki arasında çok büyük uçurum olduğunu görüyorum. Yani mutsuz değildik en azından. Evet. Yani neşeliydik, neşemiz vardı. Hayata bağlanma gücü evet, vardı. Evet. Doğru. Annenizin Arnavut olduğunu bilmiyordum. Evet. Annemin ailesi, dedem Priştina'dan gelme, anneannem Birinci Dünya Savaşı sonrası 1914'te gelmişler. Yani Orhan Gazi'ye farklı köylerine yerleşmişler. Orada işte anneannemi istemişler. Anneannem de Tiran'dan ailesiyle gelmiş. Öyle. Anneniz çok otoriterdi herhalde. Annem evet. Biraz Feride gibiydi benim. Ama ben pek sallamıyordum annemi yani. Ablam ve kız kardeşim tabii ki şey. Erkek kardeşim mesela yazları halen yapılan bir şey. Ototamirhanelerinde çırak olarak verirdi annem. O da kaçardı çocuk ve ben hep şey git bakayım kaçmış bunu bul falan filan öyle görevlerim vardı. Yani. Siz biraz aileyi toparlayan çocuk evet, gibi. Evet, ben öyle oldum yani. Bazen anneme şey yapıyordum, yaşlandıktan sonra tabii. Şey diyordum, ben mi doğurdum sizi, sen mi beni doğurdun, ben mi sizi doğurdum? Biraz öyle oldu. Yani disiplinli bir çocuğum. Şey hep bir toparlayıcı bir yanım vardır. İş bitirici. Evet, iş bitirici diyelim ona. Öyle bir şeyim var. Yani kendimi öyle koşullandırdım mı diyeyim bilmiyorum. Yani bana mı kaldı o görev onu da bilmiyorum. Öyle oldum yani. Belki anne baba ayrılınca da o sorumluluk sahibi olmakla evet, ilgili bir şey. Evet biraz küçüktüm tabii. Ama annemle beraber işine falan da giderdim ben ev işine giderken. Giderdim böyle otururdum onunla falan. Öyle yani o görev bana kaldı yani. Her ailede var ama böyle biri. Var, evet. Her ailede böyle biri var. Ama bu genelde büyük çocuklar oluyor ama ablam değil o. Yani ben oldum. Her ailede var. Buyurun. Nur kişisel özgürlüğünü ilan etse de henüz maddi özgürlüğüne kavuşamaması onu engeller. Para olmadığı için üniversiteye devam edemez. Zaten hep bir yerlere sıvışacak gibidir. Kardeşleriyle beraber İsviçre'ye akrabalarının yanına taşınır. Ama orada da hayat kolay değildir. Fazla barınamaz. 4 yılın ardından yeniden memleketindedir. Niye geri döndünüz? Ya sıkıldım herhalde. Yani yapamadım. Dayılarım oradaydı. 4 tane dayım. Anneannem de oradaydı. Ablam, işte eniştem sonra vefat etti. Ya annemin dışında herkes oradaydı aşağı yukarı ama ben çok fazla uyum sağlayamadım. Yani çok mesela yıllar sonra o en iyi yabancı film Oscar'ı alan 14 sene sonra döndüm. O gittim orada çalıştık. Ne kadar sıkıcı bir yer olduğunu bir daha fark ettim. Çok her şey ölçülü biçili falan bilmem ne. Hatta bir kısmını İtalya'da çekmiştik. İtalyan yapım sorumlusu bir şey yapalım değişik falan dedi. Artık İtalya çekimleri başlamıştı. Evet dedim bir klakson çal mesela falan yollarda böyle ters yollara girelim falan. Öyle sıkıcı bir yerdi. Ben de yapamam biliyor musunuz? Evet. Yapamam. Yani niyeyse belki tatil bu bir şey için gidilebilir. 5 gün, 10 gün kalınabilir. O kadar mı? Ben hemen dönmek istiyorum. Yani oğlum Londra'da mesela gidiyorum. Bir 10-12 gün sonra dönmek istiyorum hemen.
Biz galiba alışkanlıklarına bağlı bir nesiliz. Evet, dövmek istiyorum. Yani yaşayamadım, öyle diyeyim. Ben de sabah kalkınca şimdi bir yerden bir arabesk şarkı gelmiyorsa... efendim İsmail Küçükkaya'nın sesi yoksa falan hayat bir garip başlıyor. Bir de şey de var, mesela ben merkezde de olmayı severim. Yani hep böyle Şişli'deyim. Hemen çok kalabalıklara karışmam lazım falan. Yani yazın gidiyorum zaten köye, bir iki ay kalıyorum. O yetiyor bana. Yani böyle mesela uzak bir semtte... böyle bazı oyuncular işte epey İstanbul'un dışına falan... katiyen diyorum, ben yaşayamam yani. İlla böyle kalabalığın içinde olacağım. Merkezde. Evet. Ben de onu sevmiyorum artık. Benim için siz benden gençsiniz demek ruh olarak. Ya bilmiyorum kaç yaşındasınız ama. Ben 56 artık. Aa, çok gençsin. Ama mesela ruhen şeyim. Mesela o kalabalık bana çok geliyor. Ha, bana gelmiyor işte. Gelmiyor. Ne güzel. Buyurun. Ama artık Bursa'da annesiyle yaşayamayacağı kesindir. Bir arkadaşının peşine takılır ve sorgusuz sualsiz, plansız, programsız şekilde İstanbul'a gelir. Bu büyük şehirle karakterinin uyuşacağını hisseder. Şimdi bakınca görürüz ki hayat onu haklı çıkaracaktır. Şişli'de evet. Oturur. Taksim'de bugün The Marmara olarak bildiğimiz otelde çalışmaya başlar. Ama tabii ki her şey tereyağından kıl çeker gibi olmayacaktır. Otelde işçiler çadırlı halaylı büyük bir grev başlatır. Nur'un çalışması da sekteye uğrar. Bu boş dönemde tanıştığı birkaç kişinin aracılığıyla ufak ufak fotomodelliğe girer. Zamanla reklamlarda oynamaya başlar ve o reklamların üzerine sinema filmi teklifleri alır. Ama onun kariyeri boyunca en keskin özelliklerinden biri olan seçiciliği daha yolun en başında kendini gösterir. O dönem sıkça çekilen hafif komediler ya da şarkıcıların klip niyetine yaptığı filmler ona göre değildir. Eğer sinemada da şansını deneyecekse bunu kendisinin de beğeneceği esaslı bir işle yapacaktır. O esaslı iş 1979'da çıkacaktır Nur Sürer'in karşısına. Bir süredir sevgili olduğu ve ileride evleneceği usta oyuncu Bülent Kayabaş bir filme hazırlanmaktadır. Orhan Kemal klasiği Bereketli Topraklar üzerinde Tuncel Kurtiz'in senaryosuyla sinemaya uyarlanacaktır. Buradaki Fatma rolü bazı ünlü kadın oyuncularla konuşulmuş ama kimi kendi isteği, kimi etrafın baskısı nedeniyle reddetmiştir. Sabrı tükenen Kurtiz en sonunda bu rolü Nur oynayacak der. 12 Eylül darbesinden bir gün sonra vizyona giren film önce yasaklanır, sonra negatifleri yok olur. Altın Portakal alması engellenir ama yurt içinden ve dışından çeşitli ödüllere layık görülür. Nihayetinde 28 yıl sonra 2008'de düzgün şekilde vizyona girecektir. Yani Nur Sürer'in ilk filmi de tıpkı kendi hayatı gibi maceralıdır. Ama tekerlek dönmeye başlamıştır bir kere. Pardon, ne yapıyorsunuz The Marmara'da Nur Hanım? Arka tarafta böyle bir fotoğrafçı bilmem ne bir bölümü vardı. Orada çalışıyordum. The Marmara değildi o zaman, Intercontinental'di. İki yıl falan sürdü o grev dışarıda. Ertem Eğilmez'in filmi vardır bir tane. Otururlar ya o gezinin şeylerinde. Evet. Orada çadırlar vardı. Ha, bilmezsiniz, siz görmemişsinizdir. İki yıl sürdü bayağı. Hiçbir işe de yaramadı. Yani o Intercontinental grup çekildi gitti. Sonra işte... Grup çekilip gidince işçiler de ortada kaldı. Tabii. Otel uzun zaman galiba şey olmadı. Yani sonra bu grup herhalde girdi. Öyle başladı otel olarak. Yani kapalı kaldı uzun zaman. Otel olarak şey hizmet vermediler. Ben o dönem insanların paralarını da ödediklerinden şüpheliyim yani. Kimsenin bir şeyi ödenmedi. Bazı büyük şirketler çıkınca halen duyuyoruz yani bir sürü çalışanın parasının ödenmediğini. Öyle bir şey oldu. Yani uzun süre boşu boşuna orada insanlar... çadırlarda oturdular falan. Yani kaç yıllar? 77. Ya ben 66 doğumluyum. Belki fotoğraflarını gazetelerde falan belki görmüşsündür. Belki de. Yani o zamanlar daha çok çıkıyordu. Evet. Şimdi Allah'tan sosyal medya var da oradan biz yürüyoruz yani. Grev yapan ya da iş haklarını peşine düşen emekçiler için. Yoksa o zamanlar her gün gazetede vardı, haber oluyordu. Tabii, yani bayağı çıkmıştı o dönem. Buyurunuz.
İkinci filmi Bir Günün Hikayesi ile en iyi kadın oyuncu dalında Altın Portakal alır. Onu Derman, Ayna, Yılanların Öcü gibi prestijli işler takip eder. Pardon, Yılanların Öcü'nü ben hukuk kulübüne giderken Çambertaş'ta bir sinemada seyretmiştim mesela. Bu bizimkini mi? Evet, İlkini değil. İlki... Fatma Girikli versiyonu değil mi bu? Evet, evet. Evet. Bu 85 yılında çalıştık. Uşağın bir köyünde, yani yakın bir köydü. Fato'yla, hatta onun minibüsü vardı, onunla beraber sete gidip gelirdik filan. Kadir de kızardı bize, böyle kadın başınıza gidiyorsunuz bu şeyle, minibüse falan, gelin ben götüreyim sizi falan diye. Biz öyle kafamıza göre sabah çıkardık, giderdik sete. Boş bir evdi, yani güzel bir çalışma Erdal olmuştu. Erdal abi de vardı orada. Galiba. Erdal vardı tabii. Yani Erdal daha önce... daha önce Fikret Hakan ilk versiyonunda Erol Taş Erdal'ın rolünü oynamıştır. Evet. Benim rolümü de Nurhan Nur. Hmm. Ondan sonra anneyi kim oynuyordu ya? O dönem hep kötü kadın rolleri oynayan. Ha? Suzan abi. Yo yo değil, öyle değil. Yani belli bir yaşta olan, bak şimdi unuttum adını. Neyse, buluruz. Böyle anne rolleri oynayan falan bir oyuncu vardı. Siz küçükken de hep oyuncu olmak ister miydiniz? Hayır hayır, hiç öyle bir şey yoktu. Hiç kafamda öyle bir şey yoktu ama böyle başladım ve iyi başladım esasında ben. Yani çok hep bir şey diyorum, çok şanslı bir oyuncuyum. Bir yerde. Çünkü iyi bir yönetmenle başladım. Erden Kral'la. Ve iyi, bir de çok sevdiğim bir romandı. Bereketi Topraklar üzerinde. Hep şey diyordum. Zaten Tuncel abiye, aman Tuncel abi rolleri güzel şey yapın, buna bu olsun falan filan. Yani şeyin dışında. Sonra işte orada da söylendiği gibi birkaç oyuncu reddedince Nur oynayacak falan dedi. Öyle yani. Ve hoşuma gitti yani. Hiç unutmuyorum. Oradaki ilk sahneyi bile unutmuyorum. Sonra bir prova, bir çekim gitti yani. Böyle hiç zorlanmadım. İçinizde varmış. Yani varmış demek diyorum. Yani hani herkes şey söyler ya. İşte ben çok taklit yapardım çocukken falan. Bende de vardı o. Yani mesela böyle komşular... Eğer orada olmayan bir komşu varsa onun taklidini mutlaka yapardım. Yani kadınlar gülsün falan diye. Bilmiyorum, belki de öyle ama iyi ki diyorum bu meslek bana çok iyi geldi. Yani böyle bir sürü insan oynuyoruz. Kendim gibi birini oynayamadım bugüne kadar. Ama yani toplumda gördüğümüz böyle bir sürü kadını oynadım. Yani kırsal kesimden ki daha çok hiç tanımadığım kadınlar. Yani ben şehir çocuğuyum sonuçta. Böyle bir anda Anadolu'ya gittik mesela. İlk Bereketli Topraklar Adana'da çalıştık. Yani orada öyle işçi kadın oynadım filan. Sonra işte Derman'da bir Kürt kadını oynamıştım. İlanların Öcü'nde. Yani çok böyle o zaman filmler Anadolu'nun dışında çok çekiliyordu. Yani çok gidiyorduk Anadolu'ya. Yani bir sürü şehirleri. Böyle üniversite gibi oldu benim için. Hani üniversiteye gidemedim ama bir yanıyla da başka şekliyle yakaladım üniversiteyi. Yani böyle bu coğrafyayı tanıma şeyi yarattı bir de bende. Yani öyle bir şey yaşattı bana sinema. Anneniz gördü değil mi bu devirleri? Tabii tabii. Annem 7 sene oluyor öyleli. 2015'te öldü. O otoriter kadın ne hissetti acaba diye. Hayır. Annem esasında... Böyle birisi de işte kızı artistmiş falan filan demedikçe, birisi bir şey sormadıkça katiyen o işlere girmiyordu. Hatta film Oscar alınca Bursa'daki yerel gazete annemin evini bulmuş, akabeyi çalmışlar falan. Teyzeciğim burada Nur Süren'in annesi varmış, onlar taşındı demiş falan. Yani öyle hiç şey yapmıyordu yani, o tarafta değildi. Öyle şey sinema minema seven biri değildi yani. Çok güzelmiş, onlar taşındı. Evet. Annem şeyi severdi. Ajansı açın. Ajans, bir de hava durumu. Neyse onun öyle iki şeyi vardı. Ajans ve hava durumu.
Yani zaten politikayı seviyordu. Evet, onları böyle yani bilirdi bir sürü şeyi. Sanki biraz da mutsuz olmuş siz oyuncu olunca. Yani evet, ne bileyim başka bir mesleklerim olsaydım öğretmen olmamı isterdi çok. Hatta öğretmen okulunun sınavına girmiştim. Kazanamamıştım, çok şey yıkıma uğradı. Yani çünkü böyle köy köy gezeceğiz filan, o da benimle beraber gezecek filan zannediyordu. Kendini onun bütün şeyini, hayalini yani şey hayal suya düştü. Benim annem de, biz küçük bir yerde yaşıyorduk. Bize Susanoğlu'nun çocukları derlerdi. İşte babama da Susanoğlu'nun kocası derlerdi. Annem böyle bir efsaneydi. Sonra ben ünlü olunca anneme armağan çalan annesi demeye başladılar. Evet. Hayatının en büyük depresyonunu geçirdi. Ya. Çok mutsuz oldu. Evet. Benimki öyle değil canım. Bazen böyle şey, işte böyle resim çektiren olunca falan, işte köye gittiğimizde şöyle bir seviniyor muydu bilmiyorum, hiç bilmiyorum oğlunun kendi şeyini. Bir hoşuna da gidiyordu yani sanki böyle yandan yandan. Buyurunuz. Anadolu'nun gelişmemiş yörelerinde eziyetli çekimler sonucu ortaya çıkan, kaliteli ve kuvvetli mesajlar veren filmlerdir bunlar. Bugün birer birer aldığı onur ödüllerini sonuna kadar hak etmesini sağlayan büyük bir özveri vardır ortada. O dönemse magazin dergilerinde Nur Sürer hakkında işte yepyeni bir yüz, işte gerçek kabiliyet. Ama nedense genç sanatçı Yeşilçam yapımcılarının hatırına gelmiyor diyen yazılar yayımlanır. Oysa Nur Sürer yapımcıların aklına gelmekte ama her filmi kabul etmemektedir. Bülent Kayabaş'la 1981'de evlenmiştir ve kendisi evde iyi proje beklerken eşi harıl hurul filmler çekmektedir. 1985 tarihli Atıf Yılmaz filmi Dul Bir Kadın, Nur Sürer Müjde Ar ikilisinin aynı yatakta olduğu sahne nedeniyle büyük bir lezbiyenlik tartışması başlatır. Bu defa aynı magazin basını Kayabaş'ın oynadığı bazı erotik filmleri de hatırlatarak sanat için yapmayacakları şey yok ama bu sanat mı orası tartışılır. Ne Bülent Kayabaş ne de Nur Sürer için evlilik sevişmeye engel değil gibi yazılara yer verir. Birkaç film daha çektiği ama daha önemlisi oğlu Ümit'i dünyaya getirdiği yılların ardından 1989'da Uçurtmayı Vurmasınlar gelir. Sonra da Umuda Yolculuk. Maraşlı ailenin yasa dışı göç mücadelesini anlatan bu dokunaklı yapım en iyi yabancı film Oscar'ını alır ama İsviçre adına. Yine de Nur Sürer, Necmettin Çobanoğlu, Yaman Okay gibi büyük isimlerden oluşan kadrosuyla o günlerde heykelciye en çok yaklaştığımız andır. Nur Hanım, o film niye İsviçre adına? Yapımcısı mı İsviçre'ydi? Evet, yapımcısı İsviçreliydi. Hatta Yol filminin yapımcı ortaklarından biri. Fox filmdi galiba. Hikayesini de kendileri yazmış. Yani hikayesini demeyeyim çünkü zaten yaşanmış bir olay. Feride Çiçekoğlu şeydi. O da çalıştı filmde. Aile çünkü izin vermedi öncelikle Maraş'ta. Onların yaşadığı köyde çektik. Sonra Feride demiş onlara yani bu orada İsviçre'de kamuoyuna mal olmuş bir acı bir olay. Siz izin vermeseniz gidip başka bir yerde çekecekler demiş. Öyle o ailenin olduğu yerde çektik yani. Kadın pek sete gelmiyordu anne. Bazen ben gidiyordum uğruyordum ona evine. Bugün ne çektiniz falan filan diye böyle soruyordu. Çocuğun mezarına da gitmiştik, köyün tepesinde bir yerde. Yani çocuk sırtlarında o geçişte, çünkü ince ince elbiselerle gitmişler yani. Yani böyle bir coğrafyadan oraya gitmek, kar, kış falan hiç düşünememişler yani. Çocuk doğmuş, haberleri yok ikisinin de yani karı kocanın. Hatta bir yerde onları bulan polis gelmişti. Biz o sahneyi çekiyorduk. Adam bütün o çekim boyunca gerçekten ağlamıştı polis. Yani çocuğun donduğunu polis fark etmiş. Yani mesela bazı şeylerde sete giderken falan kafelerde duruyorduk yollarda. Yani bütün İsviçre o hikayenin, biliyor. O acının çekildiğini biliyordu. Yani böyle imza falan alıyorlardı bizden, Necmettin'le ikimizden. Herhalde bir Uçurtmayı Vurmasınlar, bir bu Umuda Yolculuk kariyerinizin en önemli iki işi.
mi? Evet. Evet. İkinci filmim de öyle. Yani ilk ödül aldım Antalya'da 82'de. Sinan Çetin'in ilk filmiydi. Bir Gün Hikayesi. O da 2 sene sansürde kaldı. Çıkarılmadı. İsmi de değişmişti. O zamanki ismi... Sabah'tı ilk ismi. Sonra yani 12 Eylül olmuştu zaten. Ve sabah neyi çağrıştırıyorsa, yani bir uyanış mı, bir şey mi yani? izin vermemişlerdi yani şey dönemi, 12 Eylül devam ettiği dönemdi yani. 82'de çıkardılar. Hatta bazı sahneleri, ek sahneler çektik biz Fikret abiyle. Yani böyle sevgili sahneleri falan. O, çünkü o filmde şeyi anlatırdı yani. Maden ocağına, maden kazası, işte Sarı Sendika'yı eleştiren falan böyle bir filmdi. Beni Uçurtma Vurmasınlar çok etkilemiştir mesela. Evet. Çok acayip ilginç. Çok evet. Etkileyici bir filmdi o. Evet. Hala televizyonda gördüğümde durur, sonuna kadar seyrederim. Seyrediyorsunuz değil mi? Uçurtmayı Vurmasınlar sinemaya çıktığında o dönem şeyler başlamıştı Türkiye'de. Bizim yerli yapımlar çok fazla... Gösterime girmiyordu. Girmiyordu. Yani videoların falan olduğu dönem. Ben işte şeyde çalışıyordum, Umuda Yolculuk'ta çalışıyorduk biz. Hatta öyle bir iki arkadaş şey dedi, yani ilk defa uzun yıllar sonra bir film 28 hafta falan şeylerde durmuş yani. Döndükten sonra ben bir sinemada yakalamıştım, ben de öyle seyrettim yani, burada değildim. Hala şey Digiturk'ta ya da D-Smart'ta denk geliyorum, evet. Hala her denk geldiğim yerden sonuna kadar değil seyrediyorum. Mi? Acayip bir Tunç Bey'in de acayip bir, nasıl söyleyeyim, gerçek bir şey hayat kurmuş orada. Tabii. Sultanahmet Cezaevi, daha o zaman cezaevi kapalı durumdaydı. Four Seasons otel olmamıştı. Evet, otel olmamıştı henüz. Onun o geniş yeri vardır. Yani erkeklerin yattığı yer. Orada filmciler çalışıyordu zaten. Hapishane sahnelerini falan çekerlerdi. Onun arkasında kadınların yattığı bir yer varmış. O zaman Tunca şey söylemişti, Sıdıka abla, Sıdıka Su, o Tilda, Yaşar abinin eşi falan. Öyle birkaç kadın, onlar yatmışlar orada. Sıdıka abla söylemişti, arka tarafta bir yer var. Biraz Ankara Cebeci şeyine, oradaki cezaevine, merkez cezaevine benzer falan diye. Öyle girildi, orayı bayağı bir düzenlemişti. Yani odaları falan, sobalar kurdurmuştu falan. Konforlu çalışmıştık yani. Çok güzel. Zaten Tunç bir de konforlu bir yönetmendi. Hala yani çok güzel film bence. Buyurun. 1990'lar ve 2000'ler Nur Sürer'in hem sinemada az ve öz filmlerle çizgisini devam ettirdiği hem de bir insan hakları savunucusu, aktivist olarak öne çıktığı yıllardır. Gözaltında kaybolan çocukları için her hafta toplanan cumartesi annelerinin yanındadır daima. Greve giden işçilere, hakları için sokağa dökülen kadınlara destek verir. Kendine yakın bulduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında sunuculuk yapar. Bu nedenle zaman zaman polise ifade vermek zorunda kalır. 2007 yılındaki 1 Mayıs gösterilerinde de gözaltına alınıp bırakılır. Hiçbir zaman susmaz. Susan, elini taşın altına koymayan meslektaşlarına da kızar. Hülya Koçyiğit'in hükümete yakın olmasını, Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar politik bir film değildi" demesini, Edis Hu'nun milletvekilliği boyunca sinema için bir şey yapmamasını eleştirir. Siyasi aktiviteler Nur Sürer'in hayatını başka şekillerde de etkileyecektir. 1992'de Bülent Kayabaş'la ayrılan oyuncu, 1994 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday olan Halil Ergün'ün kampanyasına katılır. Burada Sarp Kuray'la tanışır. Sol hareketin tanınmış isimlerinden biri olan Kuray'ın uzun yılları hapiste ve yurt dışında geçmiştir. Kuray ve Sürer birbirine aşık olur, fakat her şey o kadar kolay geçmeyecektir. Kuray evlidir ve o dönemki eşi, oyuncu Ayşe Emel Mesci, yuvasını yıktığı gerekçesiyle Nur Sürer'e çok büyük tepki gösterir. Ortalık karışır. Bu olay aylarca medyanın gündeminden düşmez. Hatta sivil toplum hareketinin önde gelen isimlerinden ve Mescin'in arkadaşı Hale Kıyıcı'nın bir disk etkinliğinde Nur Sürer'e saldırdığı yazılır. Bu büyük karmaşadan sonra 1994'te Sürer ve Kuray evlenir.
Ama sular kolay durulmayacaktır. Kuray yurt dışında yaşadığı dönemde kurduğu ve daha sonra feshettiği 16 Haziran örgütü nedeniyle yıllarca yargılanır. Ve tek kişilik bu örgüt nedeniyle suçlu bulunur, 8 yıla yakın hapis yatar. Ve biz hem davanın işleyiş sürecini hem de Nur Sürer'in mahkum eşi olarak her hafta Kuray'ı ziyaret edişini yakından biliriz. Kuray'ın 2016'daki tahliyesine kadar hayatını görüş günlerine göre düzenler. Örneğin cezaevine gittiğinde aramalarda ötmesin diye metal parça içermeyen sütyen takar. Ya da oynadığı dizilerde set düzeni aksamasın diye çarşamba günleri Sürer'e çekim konulmaz. Evet, bu arada mesleğini de sürdürmektedir. Sinema filmleri çekmekle beraber televizyon dizileriyle kitlesi genişler. Rol aldığı Ihlamurlar Altında ve Asi o dönemin çok tutan işleridir. Daha sonra ilk yerli dijital platform dizisi Masum'da... Evet, ilk bu. Bir dakika. Hanım, hep mi politikaya meraklıydınız? Zaman içinde mi oldu? Hayır, zaman içinde olmadı. Az önce dedim ya, annem okuma yazması olmayan bir kadındı ama... politikayı severdi. Yani biz öyle bir evde büyüdük. O yüzden belki öyle... Bütün kardeşlerim öyledir benim. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Hepimiz öyleyiz. Enteresan bir biçimde. Yani o zaman CHP'li bir ailede büyüdük ve... hep böyle tepede bir radyo vardı. Annemin açtığı. Yani hep... Ben 68 yaşına girdim. Şeydi o zamanlar işte o radyo tiyatrosu bilmem ne falan o kuşaktanım. Yani şeyi bile hatırlıyorum. Menderes'in şeylerini onları canlı verirlerdi radyodan. Mahkemeleri onları falan hatırlıyorum. Yani onları dinlerdik oturup. Ve annem mesela ya geçen gün Turan Feyzoğlu'nu bile gördüm ben. Bursa'da Pınarbaşı diye bir yer vardır. Orada siyasetçiler gelir seçim öncesi hep orada konuşurlardı. Geniş bir mekandı. Yani Süleyman Demirel'i görmüş. Hepsine götürürdü bizi. Giderdik ve yani mitingleri dinlerdiniz. Dinlerdik yani. Mesela Süleyman Demirel'i hatırlıyorum. Karısı Nazmiye Demirel'le üstü açık bir arabayla falan. Yani öyle bir kadındı. Yani ne bileyim belki de oradan şey bize yani öyle okuyan eden böyle çocuklar yetiştik. Benim babam da hep ilgiliydi. İlgili miydi? Evet. Ha benim babam da öyleydi kendi babam yani o da öyleydi. Giderdi aylarca parti peşinden falan gelmezdi yani. Benim babam Hareket Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu mesela. Hı. İşte öyle olunca biraz ilgileniyor insan. Demek ki aileden kaynaklanan bir şey. Sonra sen onun fikirlerinden daha ileriye gidiyorsun. Evet. Öyle oluyor. Evet, öyle oluyor. Öyle oluyor. Ama siz mesela sizin döneminizde hani sinema oyuncuları çok da ilgilenmezdi. Ama mesela siz hep bizim kafamızda politik bir figür olarak da hep varsınız evet, aslında. Dedim acaba şey olmasaydım, oyuncu olmasaydım. Belki girerdi yani başka bir meslek yapsaydım da sendikalı olurdum ya da ne bileyim sendikacı mı olurum bilmiyorum yani. Şu anda kafamda bir şey yok ama iyi ki diyorum bu mesleği yapıyorum. Çünkü gerçekten bana çok uygun bir şey. Yani ben biraz özgürlüğüme düşkün bir insanım. Hani şimdi hep şey diyorum mesela memur olsam hayat ya ben çok sıkılırdım herhalde. Burada kafana göre takılıyorsun yani beğendiğin işte çalışıyorsun. Yani mesela yönetmen benim için çok önemli. Her iş yani diziler için bile. Yani yönetmen kim diyorum. Önce ilk sorduğum soru o oluyor. Yani bu son şeyde de öyle bu çalıştığım camdaki kızda da öyle. Yönetmen kim ki Nadim'in İki işini izlemiştim ben. Çok beğenmiştim. Acaba dedim hani asistanlığında çalıştığım bir yönetmen mi falan filan. Çok çok beğenmiştim yaptığı işleri. Nadim Güç deyince ha tamam dedim. Sonra gidip anlaşıyorum yani. Önce bir yönetmen birlikte çalışacağım insanlar falan bunlar çok önemli. Hikaye tabii yani hikaye de önemli ama bunlar daha önemli benim için. Öyle olmazsa çalışmıyorum. Kafama uymayan hiçbir şeyde çalışmıyorum ben.
Yani çünkü sonuçta... Ama siz şimdi insan... sendikalısınızdır zaten. Oyuncular Sendikası'nın üye değil misiniz? Yok, ben ayrıldım onlardan. Öyle mi? Evet, biraz sinirlendim, ayrıldım. Başka bir şey o zaman. Çünkü şimdi hani oyuncuların da sendikalı olması mümkün ya. Evet, Oyuncular Sendikası, daha doğrusu baştan beri benim orada onlara getirdiğim eleştirilerden bir tanesi... ...bir sendikanın çatısı altında ol. Yani böyle bağımsız bir sendika değil de... Ne bileyim, diskin, çünkü Sinesen öyle kamera arkası çalışanların, oraya üyeydim daha önce. Oyuncular olunca zannettim ki bir zaman sonra öyle olacak ama öyle olmadı. Ve daha sonra da bir takım oyuncu arkadaşlarımıza karşı geliştirilen böyle çirkin yazılar ya da işte bir takım olaylardan ötürü çok fazla ses çıkarmadıkları için çok sinirlendim ve ayrıldım ben. Anladım. Buyurun. Daha sonra ilk yerli dijital platform dizisi Masum'da unutulmaz bir Nermin yaratır. O biter, 2020'de iki müthiş karakter birden armağan eder bize. Çukur'da Fadik ve Bir Başkadır da Feray. Ve en sonunda da Feride İpekoğlu gelir. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı bu karakter birkaç bölümde Türkiye'nin popüler kültür tarihine geçer. Madem psikiyatri lafı geçti, Sürer'in kendini temizlikten alamadığını belirtelim. Gerçekten mi? Evet, temizimdir. Böyle takın, obsesyon derecesinde mi? Yok, o kadar değil ama bayağı titiz biriyim. Benim annem gibi. Sizde evet. Rahatsızlık veren cinsinden misiniz? Hayır, hayır, değil. Daha önceleri öyle. Yani mesela böyle bir yerleri silerdim. Ortaokulda, okuldan gelince falan annemiz çalıştığı için yani kendim, biz de yemek yapmayı da çok küçük yaşta öğrendik. Kardeşlerime oturtmazdım, bozmayın buraları falan diye bilmem. O zamanlar tahta da ovulurdu. Yani böyle tahtalar sarı gözüksün. Yani öyle. Titizim. Bayağı titiz biriyim. Hayat çok zor sizin için ya. Ama güzel bir şey temiz olmak yani. Temiz olmak kuşkusuz güzel. Evet. Mesela dağınık biri değilim yani. Ben çok titiz bir annenin çocuğuyum. Hmm. Geçtiğim yeri anlarsınız. Yürürken dağıtırım. Evet. Çünkü çok bezdim çocukken. Ha, o evet. Sizin oğlunuz da muhtemelen benim gibidir. Hayır, değil. O da tam beni yani şey... Titiz bir de şey de var. Mesela oğlumda. Bizde de vardı o. Mesela olduğumuz yerin ışığını. Şimdi mesela o oluyor. Oturduğumuz yerin ışığı, lambaları söndürün, lambaları söndürün. Annemden en çok ikaz duyduğumuz şey oydu. Kapa lambayı. Dolayısıyla ben de Ümit'e çocukken öyle diyordum. Ümit çıktığı her yeri kapar. İşte İngiltere'de yaşıyor 8 senedir. Halen öyle. Yani o da düzenli bir çocuk. Yemek yapan bir çocuk filan. Ben de yemek yaparım. Ay, ne kadar güzel bir şey. Asla yanık lamba bırakmam. Evet. Birisi... yanık lamba bırakıp bir yerde gittiyse çok sinirlenirim, çıkar arkasından kapatırım. Evet, bunlar evet, var. Evet. Ama bunlar bizim kuşağın özellikleri evet. Bence. Ama şimdi mesela faturaların yüksekliğinden şimdi gene insanlar... Var. Şimdi gene var. Yani şimdi çok yine üzülüyorum var. Gerçekten. Şimdi yine. Şimdi ben bile dikkat ediyorum. Evet. Yani dinleye dinleye. Evet. Şey sürekli onu açma, bunu açma, fırında evet. Yemek yapma. Evet. Herkese tembih. Evet. Tost makinesi çalıştırma. Şey de diyorum, geçen gün sette de gençlerle böyle oturup şey yaptık, askıda faturaya giriyoruz. Ondan sonra çocuklar dedim yani yettiğince, yani çok küçük bir miktarlı bir fatura ödeyebilirsiniz falan. Ay Nur abla evet çok güzel bir şey falan. Böyle bir ortak bir şey yaptık. Yani ben hep söylüyorum arkadaşlarıma da yani orada insanların şeyini... Yani güzel bir şey yaptı belediye. Yani bir sürü belediye de oradan İstanbul'dan yola çıkarak şey yaptı ve çok hoşuma giden bir şey oldu o. Yani kimseyi kırmadan, incitmeden yani ne o seni tanıyor ne sen onu tanıyorsun falan. O güzel bir şey o. Evet, çok güzel. Buyurunuz. Madem psikiyatri lafı geçti, Sürer'in kendini temizlikten alamadığını belirtelim. Çocuklukta kardeşleriyle beraber uyuduğu odadan kalan bir miras bu belki de. Bugün bile en yakınının bardağından su içemiyor. Oğlunun ağzından çıkan kaşığa dokunamıyor. Evet. Tabaktan çıkan tek kıl ona ömür boyu bir yemeği unutturabilir.
Ona çocukluktan kalan bir başka miras da Beşiktaş ve futbol sevgisidir. Meseleye ne kadar hakim olduğunu şöyle bir anekdot gösterecektir. Beşiktaşlıların doldurduğu bir lokantada topluca maç izlerken bir atakta top ağlara gider. Diğer masalardaki herkes müthiş bir coşkuyla gol diye ayağa kalkar. Nur Sürer ise sakindir. Oturun offside. bu kadar hakim misiniz? Evet, futbolu çok seviyorum ben. Yani şey de ben Dünya Kupası'nı seyrediyorum mesela. Öyle kendime bir zaten yazları oluyor ve şey yaratıp çok şaşırıyorlar yani. Koyu Beşiktaşlıyım. Daha doğrusu kız kardeşim, ablam Galatasaraylıdır. Annem, erkek kardeşim Beşiktaşlıydı. Beşiktaş derdi. Ondan annemle ikimiz Beşiktaşlı olduk. Şimdi en küçüğümüz erkek maça bizim. Maça falan gidiyor musun? Maça gidiyorum. Yani şeyde deplasmana, bir iki deplasmana da gitmişliğim vardır yani. O kadar. O kadar yani. Çok seviyorum. Çarşı grubuna mı dahilsiniz? Çarşı grubuna değil, çarşı grubunu seviyorum ama yani Beşiktaş'ta yaşamımın bir parçası yani. Vay be, Hı-hı. Ne ilginçmiş. Mesela futboldan offside, anlarım. Offside'i bana ölseniz... Fikstürü takip ederim. Ha, o kadar. O kadar. Ve bana offside'i ölseniz anlatamazsınız. Yıllardır uğraşıyorlar, asla anlamıyorum. O top ayaktan çıktıktan sonra kimse önde olmayacak, o ne? Onu anlamıyorum ben. Yani ben biliyorum futbolu. Buyurun. Nur Sürer'se sakindir. Oturun offside gibi bir hareket yapar. Gerçekten de saniyeler sonra hakem golü iptal eder. Sürer için gezi protestoları zamanı Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşının eylemcilerin tarafını tutması da her zaman bir gurur kaynağıdır. Gezi demişken Nur Sürer'in aklına yatmayan birçok şeye hala yüksek sesle itiraz ettiğini ve edenleri desteklediğini hatırlatalım. 2021'de kendisine Eskişehir'de verilen bir ödülü gezi protestolarında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'a adadı mesela. Peki onun da düşlerindeki özgür dünya bir gün gerçek olur mu? Onun ümidi hep var. Hani uçurtmayı vurmasınlar da Barış sormuştu. Niye uçmuyor İnci? O zaman İnci'nin de dediği gibi. Uçar bir gün. Bugüne kadar beni en çok şaşırtan hayat hikayelerinden bir tanesi oldu. Öyle mi? Ben sizi hep dul bir kadınla çok aklıma kazımışım. Hmm. Oradaki kadın çok aristokrat, çok başka bir kadın ya. Evet. Hiç niyeyse ben sizi böyle zannediyordum. Evet. Reklamcı bir kadındı. Evet. Evet, reklam şirketinde. Niyeyse ben sizi böyle evet. zannediyordum. Hiç öyle değilmiş hayat oysa ki. Değilmiş. Değil yani. Değil. Bu yoğunluğun içinde bize zaman ayırdınız, geldiniz. Evet, esasında epeydir bir konuşuyorduk evet. değil mi? Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki geldiniz, sağ yani olun. Yani size şey demek şey değil herhalde çünkü çok izlenen bir yani evet. YouTube. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben geldiniz teşekkür için. Ederim Harman. Thank you.